Korona, pandemi, şundan bundan bahsedenlerin artık o televizyonlardan inmeleri gerektiğini düşünüyorum. Dalı öbürlere de bulaşsın, benden beraber ölsün diye açıyorlar. Açmamak lazım, biraz daha ortalık tamamen bitmeden açmamak lazım. Ben bunun bir de yani hastalık olduğuna inanmıyorum. Dün yapılan bilim kurulu toplantısının ardından Erdoğan şu açıklamalarda bulundu. Bundan sonra açık alanlarda maske takma zorunluluğu yok. Biz de bu olayı Laf Sokak'ta ekibi olarak halkımıza sorduk. Bakalım nasıl cevaplar almışız. Öncelikle ben dün akşam televizyonda bu yasak kalktıktan sonra bir profesörün konuşmasına denk geldim. Kadın yarım saat boyunca aynı şeyi söyledi. İsmini hatırlamıyorum. Yarım saat boyunca dedi ki keşke 2 ay sonra kaldırsalardı da okullar kapandıktan sonra yasak kalksaydı. En azından 2 ay boyunca çocuklarımız tehdit altında kalmasaydı diyor. İlk önce ben bu televizyona çıkanların artık maske, korona, pandemi, şundan bundan bahsedenlerin artık o televizyonlardan inmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tamamen televizyonlarda çıkıp hem kendi gelir kaynaklarını arttırmak için hem de kanal daha fazla kazansın diye kesinlikle orada bulunduklarını düşünüyorum. Çünkü konuştukları 5 cümlenin 3'ü aynı. Bu bir. İkincisi, yasağın kaldırılmasından ben memnun muyum? Aslında beni çok etkilemedi. Bir toplu taşımada takıyordum zaten. Onun dışında bir şey takmıyorum, maske falan takmıyordum. Ama insanın aklına şu da geliyor, toplu taşımada maske takacağız, hastanede maske takacağız. Okulda niye takmıyoruz veya camiye girince niye takmıyoruz veya konsere gittiğimizde niye takmıyoruz? Bunları da merak ediyorum. Sonuçta aslında bence aynı mantık. Hastanede acaba yoğun bakımdakiler, şunlar bunlar, ağır hastalar tehdit altında diye mi? Tamam hadi ona eyvallah, toplu taşıma o zaman neden yasak? Ben bunu anlayamadım. Bana kalırsa çıkarmış olmak için bir karar çıkardılar. Hiçbir anlamı yok yani bu Cumhurbaşkanı kararnamesinin. Bundan sonrasını siyasete bağlayacağıma bağlamıyorum. Dediğim gibi karar beni çok ilgilendirmiyor ama ilgilendirseydi eğer beni yine de mantıklı bulmazdım, öyle söyleyeyim. Bence doğru yani, çünkü zaten bakanın açıklamasını beklemeden de herkes aslında dışarıda maskesiz dolaşıyordu. Yani aslında bir nevi resmiyete döküldü diyebilirim. Güzel, çok güzel. Maske yasağı kalktı, çok güzel oldu. Çünkü sen geliyorsun karşıma, tanımıyorum, bir cenazeye varıyor, maske takılı, kim bu adam, ahbabım mı, dostum mu, ahrabam mı, tanıyamıyordum. O yüzden maskenin kalkması güzel oldu. Maske kalkınca nefes alır olduk. Bir, bak bu masa, arkadaş maske takmış gelince ben tanımadım. Sonra benim ismimi söyleyince tanıdım. Maskesiz güzel tabii ya. Ne dediğine bakma, bunlar hep hasta da hastalığı öbürlere de bulaşsın, benden beraber ölsün diye açıyorlar. Açmamak lazım, biraz daha ortalık tamamen bitmeden açmamak lazım bence. Gayet doğal, gayet güzel. Niye şimdi millet hep maskesiz bak. Hep maskesiz, ben de maskesizim, siz de maskesizsiniz. Yani maskeden artık bir usanır hale geldik ama daha iyi oldu yani maskesiz gezmek. Şöyle söyleyeyim, zaten bu pandemi sürecinde 3 senedir, 4 senedir yani. 2 sene oldu değil mi? 3 mü oldu? 2,5-3 oldu. Bu süreçte insanlar bunaldı, sıkıldı zaten. Değil mi? Ben bunun bir de yani hastalık olduğuna inanmıyorum açıkçası. Ben bunun bir silah olduğuna inanıyorum. Çin'de devam ediyor. Ortadan kayboluyor. Yine Çin'de devam ediyor. Bütün dünyayı sarıyor. Yani bu nasıl bir hastalık? Şöyle söyleyeyim, bu hastalık çıktı, bir silah yaptılar. Ben öyle inanıyorum. Kimine göre hastalık, kimine göre silah. Bana göre silah bu. Yani kimyasal bir silah. Şimdiye kadar hastalıktan dolayı sıkıntı çekti halk. Vatandaşın maskenin kalkması çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Reis'e teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah kazanacağız. İyi oldu. Şu anda yani şeyde düştü ya vaka sayısı. İyi yani. Kayseri'ye biniyorum. Hepsi kapalı. Hepsi açık. Hiç maske takmıyorlar. Kapalı alanlarda kapalı. Yasak yani. Maske açmak da yasak. Korkayım ben kardeşim. Can sağlığı değil mi ama canım? Onun için şimdi şeyde olması lazım. İzban'da toplu taşımada, kapalı alanlarda bildiğim kadar kaldırılmadı. O yasak. Ama bunun konuda uyarırsanız veyahut da basın mensubusunuz galiba bildiğim, ya yerel ya normal basın mensubusunuz. Bunları bildirirse, ilettirirse, vatandaşı bilgilendirirse ben memnun kalırım. Güzel bir şey ama toplu taşımada geneldir. Efendim, şunu da belirteyim, toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında hala yasak. O doğal. Başka bir şey demiyorum. Niye dersen? Niye efendim? Sağlığın için. Evet. Sağlığın için. Ama sağlığını beğenmiyorsan kaldır kendini, denizden aşağı at. Bu kadar basit. Vallahi kardeşim, bu maske kalksa da kalkmasa da beni hiç ilgilendirmiyor ki. Hiç takmadım ben. Korona dedi, korona da tutulmadık, Allah'a şükürler olsun. Maske takan varsa çıksın bayım. Nadiren oraya takıyorlar.
ama hiç ağızda daha yok. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Sağ olsun şu zaman sürecinde pandemide çok çok güzel ilerledi. Ben her zaman söylerim Allah devletine zevabı vermesin. Maske konusunda biz maske takıyoruz, daha hala takıyoruz. Çünkü daha geçmiş değil. Daha korona daha geçmiş değil.